Baksana bana. Ben seninle bir şey konuşmak istiyorum da. Asıl sen bana bak Emel Hanım. Bakkalda Lütfiye ile karşılaştım. Damadı dün gece seni bir herifle görmüş. Yani? Ayol edepsize bak, yüzü bile kızarmadı. Benim evimde kaldığın sürece bu tip ahlaksızlıklarına izin veremem Emel Hanım. Ben de özel hayatıma karışılmasına göz yumamam Sevim Hanım. Emel Hanım, siz dul bir kadınsınız. Dul kadının özel hayatı diye bir şey olamaz. Evlenin, ne haliniz varsa görün. Neyse, orası sizi pek ilgilendirmez de. Ben esas size bir şey soracağım. Benim bugün cüzdanımdaki 200 lira kayboldu. Bulamıyorum da bir sorayım dedim. Astarına falan sıkışmıştır. Yok Sevim abla, astarına da baktım. Ters yüz ettim, aramadığım delik kalmadı. Para yok. Harcamışsındır. Sevim abla, harcamadım. Bankaya gittim, parayı çektim. Çantama koydum cüzdanımın içine. Çantanın kapağını bile açmadan eve geldim dosdoğru. Düşürmüşsünüzdür bir yerlerde Emel Hanım. Düşürmedim Sevim abla. Düşürmedim ben o parayı. Çantanın kapağını bile açmadım. Yani bilmiyorum ama artık aklıma böyle tuhaf tuhaf şeyler geliyor. Sana bir sorayım dedim ben. Haddini bil Emel. Ben hırsız değilim. Ben zaten sana dosdoğru hırsız demedim de. Hani geçen gün de ne hikmetse gittin o komodinin üstüne bıraktığın parayı aldın ya hani. Dedim bir sorayım. Açığa bıraktığım bir para. Mutfak masrafına katkı olsun diye bıraktı zannettim. Ayrıca çok ayıp ediyorsun Emel. O ayrı, bu ayrı. Bak, lafı hiç dolandırmıyorum ve dosdoğru yüzüne karşı soruyorum. Son defa soruyorum. Eğer ki o parayı sen aldıysan... Bana çamur atma Emel Hanım, beni üstüne zıplatma. Ne çamur atacağım be? Ne çamur atacağım sana? Esas sen sıçratma beni üstüne. Bir sustum, iki sustum, üç sustum ama yetti artık. Burama kadar geldi yani. Nankör! Sokaklarda kaldın, seni evime aldım. Han kabızı gibi yedin içtin, semirdin. Ama artık yeter. Bitin kanlandı da. İftiraya mı başladın şimdi? Sen mi semirttin beni be? Beni sen mi seyrettin? Ben senin bu kokmuş evinde beleşe mi kaldım sanki? Her şeyi ödedim ben. Hem de fazla fazla, iki katı ödedim. Nah ödedin. Daha dün geldiler elektrikçi herifler saati sötmeye. Ay Sevim abla, inanamıyorum sana. Ben senin eline saydım o parayı ve git de faturayı yatır diye iki katını verdim ayol. Buraya kadarmış Emel Hanım. Yarından tezi yok. Akçay'daki ablamın yanına gidiyorum. Evime döndüğümde de sizi burada görmek istemiyorum. Görürsem çok fena olur, bilmiş olun. Artık kendinizi sevirtecek yeni bir el ayı bulun. Sen sakın gitme. Sakın Akçay'daki ablanın yanına falan gitme. Zahmet olmasın. Çünkü ben bu akşam bu evden gidiyorum. Ben Gülümsün'ün yanına gidiyorum. Zaten kız bana yalvarıp duruyor. Gel benim evime, bana arkadaşlık et falan diye. Gider fıstık gibi evde kalırım. Senin kokmuş evine kalmadım. Ayrıca tüplü televizyonla hiç kalmadım. Terbiyesiz. Anca gidersin. Kiraya say, edepsiz.